Nuri, diyorum ki hafta sonu pikniğe gidelim. Ne dersin ha? Fiko'yu da çağırırız. O da eğlensin biraz, canı sıkılıyordur. Fiko! Fiko! Ne istiyorsun Hulusi? İşim var. Ya bırak işimi, sana bir sürprizimiz var, gel hadi. Sürpriz mi? Geliyorum, tamam bıraktım. İşte geldim. Hani nerede bunlar ya? Ya yine dalga geçiyorlar benimle ya. Ayıp ya, ayıp ya. Ay bin ton inşaat kalası. Çok komik ya. Bayılıyorum ben bu sakar ajanlara ya. Ne oluyor orada bakayım? Ne? Yine o sersem ajanları mı seyrediyorsunuz? Ben size o ajanların yüzünü görmek istemiyorum. Demedim mi? Nefret ediyorum bu şapçaloz ajanlardan. Bıktım artık, bıktım. Nasıl yapmalı da bu sersemlerden kurtulmalı? Profesör, son icadı olan zaman makinesinin deneme aşamasına çok yakında geçeceğini açıkladı. Vay be! Bilim dünyasında bir devrim olarak kabul edilen zaman makinesi beklenildiği gibi çalışırsa artık zamanda yolculuk yapabileceğiz. İşte! İşte cevabı buldum. O şapşal ajanlardan nasıl kurtulacağımı buldum. Yürüyün, profesörün laboratuvarına gidiyoruz. Merhaba çocuklar. Siz de fark etmişsinizdir. Çıban başından uzun süredir ses yok. Çok sıkıldık böyle oturmaktan Sayın Bay Gölge. O zaman tam size göre bir görev var. Profesör uzun zamandır bir zaman makinesi projesi üzerinde çalışıyor. Proje tamamlanana kadar size profesörü koruma görevi veriyorum. Gözünüzü açık tutun çocuklar. Bu cihaz 15 saniye içinde kendi kendini yok edecektir. Kiko! Sana telefon var, acele et! Aa, bana telefon mu var? Kim acaba ya? Aa, nasıl telefon ya? Yeni model galiba. Alo? Alo? Aa! Demek ünlü zaman makinesi bu ha? Çok güzel. Bu makine sayesinde o sersem ajanlardan sonsuza kadar kurtulacağım. Sonra da dünyayı ele geçireceğim. Hadi bakayım, çözün şunun ağzını. Emredersiniz efendimiz. Evet sevgili profesör, söyleyin bakalım bu zaman makinesi nasıl çalışıyor? Söylemem, bayıltana kadar gıdıklasanız bile söylemem. Maymun beyinliler. Demek öyle. O zaman biz de sevgili kızınızı zaman makinesinin içine koyup rastgele düğmelere basarız. Bakalım ne olacak? Çabuk kızı makinenin içine yerleştirin. Bırakın kızımı, mağara adamları, şempanze beyinliler. Şşş, Hulusi, Hulusi baksana. Laboratuvarın kapısı açık kalmış. Başlarına bir şey gelmiş olmasın. Ama ne olacak canım? Biz yine de zile basalım, ayıp olmasın. Ah, işte şimdi yandınız. Hulusi ve Nuri geldi. Şşş, çabuk şunun ağzını bağlayın. Demek o beyinsiz ajanlar ayağımıza geldiler. Çok güzel. Hemen saklanalım. Kızı da yem olarak makinenin içinde bırakacağız. Anlaşıldı mı? Hulusi, bir ses duyuyor musun sen de? Ay bin yosunlu dondurma. Nuri şuraya bak. Tuğba'yı bağlayıp dolabın içine koymuşlar. Tuğba, Tuğba sakın korkma. Hemen seni kurtaracağız. Tamam Tuğba, korkacak bir şey yok. Şu ağzındakini de çözelim. Çabuk kaçın, bu bir tuzak. Çıban başı. Sürpriz. Ay bir mavi domates. Sürpriz mi? Bu ne sürprizi şimdi? Dur bakayım bir düşüneyim. Doğum günü sürprizi. Doğum günü sürprizi mi? Ama benim doğum günüme daha 3 ay var. Demek doğum gününe 3 ay var. Hiç sorun değil. Çünkü şu an bir zaman makinesinin içinde duruyorsunuz. Ama yüce sayın efendimiz, makinenin nasıl çalıştığını bilmiyoruz ki. Haklısın bir numara. O zaman ben de rastgele bir düğmeye basarım. İşte böyle. Bakalım ne oluyor. Bakalım. 2030. Yok mu arttıran? 2095. Yok mu arttıran? Oo, 3009. Yok mu arttıran? Evet, sizi 3009 yılına yolluyorum. Hay 100.000 çöl pastası. Sahra çölüne geldik galiba. Eğer Çıbanbaşı bizi gerçekten 3009 yılına yolladıysa, hala profesörün laboratuvarının olduğu yerde olmalıyız.
Demek 1000 yıl sonra her yer çöl olacak. Çok korkunç. Belki bunun sorumlusu da Çıbanbaşı'dır. Durun, durun. Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Ay bin üzümlü kek! Uçan bir robot! Gözcüden güvenlik birimine, gözcüden güvenlik birimine. Tanımlanamayan yaratıklar tespit edildi. Alarm, alarm. Hulusi, içimden bir ses birazdan başımızın belaya gireceğini söylüyor. Ay bin uçan robot! İnanamıyorum. O şapşaloz ajanlardan kurtulduğuma inanamıyorum. Bu alet gerçekten bir harika. Hazır elimize böyle muhteşem bir icat geçirmişken biraz daha eğlensek mi? He? Harika bir fikir sayın muhteşem Çıbanbaşı. Ben hep taş devrini görmek istemişimdir. Hadi taş devrine gidelim. Bence aşağı batıya gidelim. Ben kovboy olmak istiyorum. İnceleme tamamlandı. Ana bilgisayar bu yaratıkların insan olduğunu söylüyor. İnsan mı? Bu imkansız. İnsanların soyu 1000 yıl önce tükendi. Ay bin teneke pasta! Soyumuz tükenmiş mi? Evet sevgili insan. Soyunuz bundan tam 1000 yıl önce efsane bir liderimiz Çıbanbaşı'nın başlattığı bir robot istilası sonunda tükendi. Çıbanbaşı mı? Vay alçak! Eğer bu olay tam 1000 yıl önce olduysa Çıbanbaşı bizi geleceğe yolladıktan hemen sonra olmuş demektir. Ana bilgisayar bu insanları hemen ifa etmemiz gerektiğini söylüyor. Anlaşılan kaçma vakti geldi çocuklar. Koşun! Taş devrine gidelim. Hayır, vahşi batıya gidelim. Hayır, hayır. Dinozorlar devrine gidelim. Dursun, kesin. Kesin sesini sizi. Ben hangi zamanı istiyorsam oraya gideceğiz. Emredersiniz Sayın Çıbanbaşı. Peki hangi zamana gideceğiz? Tabii ki gelecek zamana gideceğiz. Böylece çok gelişmiş savaş robotu teknolojilerini çalıp geri döneceğiz. Ve böylece ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de bir süper teknoloji robot ordusu kurup dünyayı ele geçireceğiz. Son anda kurtulduk yine. Nasıl kurtulduk Nuriye? Düpedüz kapana kısıldık. Olumsuz. Mağara girişi çoktan. Giremiyoruz. Mağara girişi çoktan. Dozer robotu çağırın. Ne? Ne dedi? Dozer robot mu dedi? Ya bir şey değil canım. Hani şu bizim inşaatta kullandığımız sevimli dozerler var ya. Onun robot olanı herhalde. Ben de bir şey sandım ya. Dozer robot! Evet, öyle çok ileri gitmeye de gerek yok. 2050 yılına gitsek yeter. Şu düğmeye de basalım. Tamam. Efendimiz, profesör kurtulmuş. Nasıl profesör mü kurtulmuş? Amanın profesör, dur basma o düğmeye, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum canım. Sadece sizi 150 milyon yıl önceye yolluyorum. Ne güle? 150 milyon yıl önceye mi? Hayır. Biri kopuyorsun imdat. Şimdi bizim çocukları geri getirmem için yapmam gereken tek şey zamanda biraz geriye gitmek. Tam Çıbanbaşı'nın laboratuvara geldiği ana geri gitmeliyim. Yok, ondan birkaç saat önceye gitmeliyim ki polise haber verebileyim. Bir bakalım. Ay bin. İşte geldim. Hani nerede bunlar ya? Ya yine dalga geçiyorlar benimle ya. Ayıp ya. Ay bin ton inşaat kalası. Çok garip. Bu anı daha önce yaşamış gibiyim Nuri. Ben de sanki bu anı daha önce yaşamış gibiyim Hulusi. Çok ilginç. Ana, neresi burası? Neredeyiz biz? Dinozorlar devrine geldik galiba. Yaşasın! Dinozorlar devri! Dinozorlar!